Şimdi şimdi şimdi. Bu ne? New Odysseus Arenas. Oo, oh, Böyle arenalar gelmiş. Bakıyorum bu pek hoşuma gitmedi bu ikisi. Değişikler. Tamam beni ilgilendiren taraf özellikle bu dengeleme ile ilgili notlara bakmak. Şimdi şampiyonların dükkanda çıkma ihtimalleri. Üçüncü seviyede bir paralıklar yüzde yetmiş çıkmış iki paralıklar yüzde yani iki paralıklar üçüncü seviyede bir an önce dört level'a geçmek önemli olacak gibi duruyor üç paralığı yüz o da çok zor bulacağız diyor üç ve dört paralıkları o zaman burada bir şans faktörü olacak yani belirleyici üç paralık çarlar zor bulunacak altı level en iyi rolleme yeri gibi duruyor hala bu arada evet her seviyede bir paralıkların bu kadar gelme ihtimali artması demek sizin diğer bulabileceğiniz bulmak istediğiniz şeylerin daha Az gelmesi demek bir paralık ünitler çok çok fazla önümüze çıkacak demek oluyor bu. Onun dışında eşya ve de ganimet değişiklikleri diyor. Eğer birbirimizin satılması eşyaların silinmesini yol açacaksa oyuncular artık bu işlemi gerçekleştiremiyor. Üzerindeki eşyalar eğer ki silinecekse satamıyoruz demek oluyor bu. Yani artık dikkat etmemiz gerekmiyor. Yanlışlıkla eşya silinmesi gerçekleşmiş. Oyuncular artık eşya zolası dolu olduğunda ganimet küreleri açamıyor. Ha yerden alamıyoruz. Çok güzel mantıklı olmuş. Artık tüm oyuncular ilk 3 PV round'u en az bir küçük küre kazanıyor. En az bir küçük küreden kastı büyük ihtimalle e, gri olanlar gri olanlardan da minimum en kötü ihtimalle para düşüyordu. Böylelikle oyunun erken aşamasındaki ekonomi problemi çözülmüş olacak büyük ihtimalle. Bu çok iyi. Şu muhabbet çok iyi. E, denge, bu aratma dengelemeleri güzel. Hyper -roll, beyinsiz bu ilklerin hepsi hepsi çalışıyordu yani. Yi ve Yasuo çalışıyor. Mac Inf'deki 3 paralıklar çalışıyor. Sindra çalışıyor. Zinza, Protektör, Darius çalışıyor. Yani Hyper Roll bu kadar güçlü olmamalı bir oyunda ya. Aratam, aratam, aratam bir şeyleri üç hem koyam whatever. <laughs> Yeni de galaksiler gelmiş. Define galaksisi. Oyundaki tüm milyonlar ve canavarlar ganimet küresi düşürür. Ganimet küresi dediği sarı soru işareti mi? Galiba. Yıldız küre kümesi neymiş? Şemberlerdeki tüm 1, 2 ve 3. aşama şampiyonlar 2 yıldızlı haldedir. Oha! Ho! Oh. Direkt 2 level'ını çekiyorsun ha? Çok ilginç. Çarlara çok yönelilecek yani böyle durumlarda. 2 level Shaco alabileceksin mesela. 2 level Ahri alabileceksin. 2 level Syndra alabileceksin. Çok ilginç. Çok absürt. Absürt yani bu. De yediğimiz demişlerle ilgili umarım aşağılarda bir dengeleme görürüm. Lost ile ilgili. Galaksi ihtimalleri çok umurumda değil. Rastgele gelecek işte bir şeyler. Belirli denge değişiklikleri. Haydi bakalım. Daha farklı dizilimler ortaya çıkması için biraz fazla güç olan büyük özellikleri zayıflatıyor ve zayıf kalan yan özellikleri bazılarını güçlendiriyoruz. Kılıç ustası saldırıların tetiklenme ihtimalleri %30, 60 ve 100'müş. 30, 55 100 olmuş. Yani 6 kılıç ustası nerf yemiş. %5 olarak bunun oyuna olan etkisi çok düşük olacaktır. Tetikçilerin ilave saldırıları 3 6 yerine 3 5 olmuş. Ee, yani 2 tetikçi hala okey. 4 tetikçi zayıflamış ki zaten biliyorsunuz güçlüydü. Ee, etkisi olur mu bunun? Mutlaka olur ama 5 ünite birden ekstradan vuruyor olması hala yani 4 tetikçi oynanır yani onu söyleyeyim. Dövüşçülerin ilave canı 300'den 300-700'den 350-600'e çıkıyor. Çok güzel. 2 dövüşçü yapmak daha mantıklı olacak artık. 4 dövüşçü yaparsan yine fazlasıyla can alacaklar. Ee, buna ihtiyaç yoktu bence ama bunu samimi bir şekilde söyleyebilirim. Bu dövüşçü dengelemesinin, 4'lü dövüşçü dengelemesinin nerfe ihtiyacı yoktu. Tetikçinin vardı. Tetikçi çok güçlüydü. Bu gayet okey. Buna okeyim gibi e, bilmiyorum. Okey. Semavilerin iyileşme oranı 15 40 65'ten 15 35 60 olmuş. Yani 4 semavi Darius muhabbetindeki o 4 semavi %5 nerf yemiş. 4 semavi çok güçlü zaten benim e, bu patch bu son oynadığımız yama geldiği gibi yaptığım ilk bu semaviydi. Güzeldi semaviler, eğlenceliydi. Hala da eğlenceli olacaktır ama daha dengeli olacaktır. Gayet güzel. Sibernetik yine nerf yemiş. Şimdi 6 sibernetiğin nerf yemesini gerektirecek kadar bir gücü yok. Bunu geçen sefer de söyledim. Irelia'nın dengelenmesi lazım. Ki o da çok durumsal hani. Mesela ben bugün 3 level Irelia ile 6. oldum. Bu sibernetik, 6 sibernetik OP falan değil. Ama buffların güçlerinin genel olarak bir güçsüzleştirilmesi durumu var. O dengeyi götürmek için aynı şekilde yapmışlar anladığım kadarıyla. Büyük buffların hepsinin gücünü düşürüyorlar biraz daha e, daha farklı dizilimler ortaya çıksın diye ki mantıklı. Casusların saldırı hızı ilavesi 50 80 50 75 olmuş. Şu 6 casusun nerf yemesi kadar yani laf olsun diye işte bilmiyorum bir çalışanları bu adamların laf olsun diye iş yapıyor artık diyecek çok bir şey yok. E, zaten kimsenin 6 casus sana kastığı yoktu hala kasmaya da devam kasmayacağı da kesin yani. Alt etme halinde yenilenme artık tüm özellik ilavesi aşamalarında geçerli. 2 casus açtınız diyelim ki yere Kazix ve Kaysa koydunuz. Birini öldürdü mü? Atak speed tekrardan %50 muhabbeti tekrardan başlıyor. Okey. Casus. iki casus. Gayet güzel. öyle de kullanılabiliyor. Koruyucuların kalkanı. 120-30, 45'ten 25-30-40 olmuş. Bu çok kötü olmuş. Bu çok salakça olmuş. Ee, kimse 4 koruyucu kasmaz. 2 koruyucu ilave buildlerin hepsine eklenecek demek bu. Yani Zinzao, Rakan, Darius buildi bu şekilde çok güçlenebilir. Bu çok abartı olmuş. Asilerin kalkanı 150, 225, 350'den... 150, 210, 330'a düşmüş. Yani şu 9 asiyi bir unutun bir kere. Hiç kimsenin umurunda değil 9 ASI'yi ne yaptıkları. Kimse oturup da oyunlarda 9 ASI'ye falan çıkmaya çalışmayacak çünkü. Tamam nerf yemiş. Kalkanı 15'er nerf yemiş. Stake başına 15'te 5 tane hepsinden pis genelde kalkan alıyorsun. 75 daha az kalkan alması demek. Fark yaratır mı? Hayır yaratmaz. Bomboş. Ee, sadece kalkanın büyücülerin yetenek gücü 20-45'ten 20-40'a çekilmiş. 6 büyücü de düşürülmüş. Neden bilmiyorum. Kimse 6 büyücü oynamıyordu. Ee, ama genel düşürme muhabbetinden... 45 zaten şu 4 büyücünün 40 olmasının bir anlamı yoktu. O buff'ın bir anlamı yoktu. Geri çekmişler o muhabbeti. Güzel. Yıldız muhafızları 30-60'dan 30-50'ye düşmüş. Yani Syndra build'i bir darbe daha almış. Syndra nerf yemişti. Hem büyücü nerf yemiş hem yıldız muhafızı. Zaten Seraf nerf yedi. İşte düşünün ne kadar dengeliyse artık. Hala level 3 İreliye mi yani neyse. Öncülerin zırhı. Heh. iki öncünün hiçbir olayı yoktu. Saçmalığın daniskasıydı. Şimdi artık 125-250. Şimdi bu çok abart. Yani İki protektör, iki öncü gibi buff'lar birazcık fazla güçlü olmuş. Ama çeşitliliği gerçekten arttıracaktır. Yani mesela yerde Jason var, işte Darius'um var falan. Yanına Wukong da koyayım, armor alsın. Hayır armor alsın değil, Wukong biraz CC uygular ya da bulduysam koydum ama artık arayacağım. Bir anlamı var artık buff'ın anlatabiliyor muyum? Çünkü bir çarın 60 armor alması demiş redakşının %3 falan oynatıyordu yani. 125 en azından %10 oynatır. <laughs> Uzay gemisi dediği şey herhalde. Her saniye 20 mana, her saniye 40 mana. Bu Aurelion Sol her saniye 20 mana yerine her saniye 40 mana dolduruyor. Çok daha fazla ulti atacak. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Aurelion bayağı güçlenmiş demek. Volatilerin kritik vuruş yapma işi canı %50 veya 6 olandan canı %40 veya 6 onda olana düşmüş. Ki Valkyrie gerçekten güçlüydü. Kyle çok güçlü oluyordu bu yüzden. Fark yaratır mı? Bir kısım yaratır. İlk tetiklenme artık çatışma başlar başlamaz gerçekleşiyor. Yani kronolar %15 saldırı hızıyla başlıyorlar. Sonra 2 krono varsa 8 saniye sonra %15 dağılıyor. 4 krono varsa 4 saniye sonra %30 oluyor. Yani %35... Bu bu ne ya? Ne yaptınız hocam? 2 krono açtım mı board %15 hızla başlıyor. 8. saniyede kimsenin 6 kronoya kasacağına inanmıyorum nedense ya. %15 çok az çünkü. Baya bir 2 krono dahil edilir artık boardlara onu söyleyeyim. Early game özellikle düşünsenize. Fight başladığı gibi yani 4 saniye beklemek falan yok. Direkt %15 saldırı hızıyla başlıyorsunuz. Caitlyn koydun. TF koydun ya da işte Caitlyn Shen koydun. Yanına da 3 Blade Master açtın. Fight direkt %15 saldırı hızlı başladı. Bir Blade Master tetiklendi. Zaten 3'lü Blade Master'a hiçbir dengeleme gelmemiş. Hala %30. 3 Blade Master 2 Krona early game'leri güzel olacak gibi duruyor. Mecha pilotlarının süper mecha katlediğinde kazandığı mana 25'ten 0'a çekilmiş. Tamam. Yani artık mecha'yı öldürdüğünüz zaman üçe bölündüğünde her bir şar manası 25 olarak bölünmüyor. Onun dışında mecha yani Garen'in can, taban canı 1800'den 1500'e düşmüş. 300 can nerf yemiş. Mecha pilotların pilot canı katkısı %50'den %45'e düşmüş. Hem taban canını düşürmüşler 300 hem de level'ları artan meklerin can etkisini de düşürmüşler. Böylelikle Garen bayağı biz kolay ölecek artık. Bir 4000 canı falan oluyordu iyi bir Garen'in. Ee, i̇şte ne olacak? Atıyorum. Ee, i̇yi bir Garen olacak ama 3500 canı olacak. Bu sefer ne olacak? Pat pat ölecek yani. 3000, 4000 indirmek 3500 indirmek arasında Belki bir ulti bile fark edebilir mesela. Galen ilk ultisini atıyordu sonra ikinciyi çıkarabiliyordu çoğu zaman. Eğer yani rakip güçlü bile olsa. Ama şimdi ilkini atacak. Belki ilkini atamadan ölecek. O yüzden bütün işlemini kaybedecek. Şimdi şampiyonlara gelelim. Bütün birinci aşama şampiyonlar buff almalı. Bütün hepsi. Çünkü aşırı kötüler şu anda. Benim beklentim. Bu yöndeydi. De Bunu da defalarca kez söyledim ki buradaki hyper roll... Ee, seviyesinin bir level'a bu kadar bufflanması, bir level çarların üç level yapılabilir hale gelmesinden anladığım 3 e, paralık çarların, işte bir paralık çarların artık kullanılması kullanılması istiyorlar gibi duruyor. Şimdi Fiora'nın yeteneğinin sersemletme süresi bir buçuk, bir buçuk, bir buçuktan bir buçuk, bir buçuk, üç saniye olmuş. İki katına çıkıyor abi stun süresi. Yani Fiora'yı işlemek için artık bir sebebiniz var. Videolarını çektiğim şeylerin ya, düzeltilmiş olması yani Sindra ile ilgili bir patch atılması üstüne bir de Sindra ile ilgili Yine dört büyücü buff'ının geri alınmış olması. Yani Kadeh, şey, Seraph'ın nerf'ü falan baktığınız zaman e, bu hyper roll'lar bir şeyler üçlemek çok kolaydı. Yani şikayetçi olduğum çok fazla şeyi tek yamada düzeltiyorlar. Neyse Twist Fate'in buff alması lazımdı. E, 3 üç level'ına 50 cemiş. Twist Fate hala çöp. Çöpe atsan çöp kabul etmez Twist Fate'i. Zix'in yetenek hasarı 250, 325, 550'den 300, 400, 700 olmuş. Aha da bu ne demek biliyor musunuz abi? Malfight, fight, e tıklayın arkadaşlar. Malfightla fightla e tıklayın. Rebel oynayın demiş oyun. Koy yanına Rumble Early Game demoyu da aç. Hem stun atsın hem skill atsın. Oh skill atçı. Lewis'in atıldığında mevcut hedefi katletmişse çifte saldırısını kullandık artık en yakındaki rakibi hedef alıyor. Çok şükür ya. Çünkü çifte saldırısı boşa gidip diyordu Lotion. Yani zaten Lotion bir fight boyunca 5-6 kere ultisini atan bir çar. Bazen daha fazla. Tık tık vuracak tam o adam ölüyordu boşa gidiyordum, sıfırlanıyordum manası. Rakan'ın yeteneğinin hedef belirlemesi 3 hücre içinde bulunan en uzaktaki rakipten saldırı menzili artı 1 hücre içinde bulunan en uzaktaki rakip yapılmış. Ha, saldırı menzilini arttırırsan yani RFC koyarsan buglanmasın diye yapmışlar. Net. Gayet mantıklı. Yasuo'nun yeteneğini hedef, hedef belirlemesi. Heh. Kanser Suo en fazla eşyaya sahip birime dalıyordu. Yani gidiyordu taşıyıcınıza dalıyordu. Artık iki hücre içinde bulunan en uzaktaki rakibe dalıyor. Yani front e da tank mı var? GG yani. GG. Yasuo artık öyle gidip de kerinizi tekleyemeyecek. Yasuo üçlü yani eşya veren muhabbetleri bu yenilemeden sonra biter. Rumble'ın yetenek hasarı 250 400 800'den 350 500 1000 olmuş. Oyun şu an diyor ki rebel oyna diyor abi. Ve Rebel'i nasıl oyna diyor biliyor musunuz? Oyunun erken aşamasında yere Ziggs koy. Yanına Rumble koy. Altı Rebel'e geç. Sonra GP ve Aurelion Sol'u al. Ziggs ile Rumble'ı sat. Eşyalara aktar. Şu anda oyun benim okuduğum kadarıyla yukarıdan aşağı şu an bunu diyor. Ve şu anda aşağı aşamaya geçiyorum. Burada bir de Jinx roket hasarı buff'ı var. Bakın tetikçi nerf yedi ama Jinx rebel. Jinx'in 1 level'ı da 2 level'ı da buff almış 3 level'ına dokunmamışlar Yani diyor kardeşim diyor bak Mastery'i aldın Rumble'ı aldın Ziggs'i aldın Malphite de buff yordu. onu da üçlemeye çalış Kenarda tutmaya devam et Jinx'i de ka al kardeşim oradan Sona da artık daha fazla heal veriyor Onu da al diyor Üstüne sok diyor bakalım geldik Aurelion'un Sol'ün manası 30-80'den 40-120'ye çıkmış Heh 40-40 alacak 3 saniyede bir ultisi dolacak 20-20 alıyordu 4 saniyede bir doluyordu. Yani Aurelion buff almış. Gangplank'in manası 7575'ten 100-175'e çıkmış. Yani ilk ultisini hızlı atacak. İkinci ultisinde bir şey değişen bir şey yok ama ilk ultisini hızlı atması demek. ikinci ultisini de hızlı demek. 25 mana buff. Zerat'ın cehennem bombardımanı hasarının nerf yemiş olması lazım. Ki yemiş 1 level ve 2 level nerf yemiş. Zerat'ın cehennem bombardımanı saçılma hasarı da %50'den %25'e düşmüş. Zerat aşırı OP'di. Darkstar'a elveda diyoruz bu güncellemeden sonra. Allah'ım şükürler olsun Darkstar güle güle. Civan'ın kalkan süresi 15 saniyeden 10 saniye düşmüş. Yani artık CC yememe süresi 15 saniye değil. Hem Garen'e bir nerf'tür bu. Hem Master'i hem böyle kerilere koyam Civa'yı. Oh bütün fight takılsın. Muhabbeti de GG. Evet arkadaşlar. Yani şu an oyuna girsem Rebel oynarım. Yaman otları, Levo ile yaman otları yapalım mı bundan sonra böyle? İster misiniz izlemek? Yayına beğenir misiniz amcıklar?